Çocuğun gelişiminde özel alan kavramı ve mahremiyet duygusu çok önemlidir. Mahremiyet kavramı ise yaşamın ilk 6 yılında mutlaka öğretilmelidir. Özel alan ve mahremiyet konusunda özellikle aileye çok önemli görevler düşüyor. O yüzden 4 yaşına kadar çocuğa tuvalet ve banyoyu tek başına kullanmayı, yalnız uyumayı, tek başına giyinmeyi öğretmek gerekiyor. Ayrıca çocuğu severken cinsel bölgelerini ise sevgi alanı olarak kullanmamak gerekiyor. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, özel alan ve mahremiyet duygularına ilişkin çok önemli şu değerlendirmelerde bulundu. Öğrenmek insana özgü bir kavramdır. İnsan çocuğu doğadaki hayvan duygularından farklı olarak dünyaya gelir. Çünkü hayvan yavrusu öğrenmiş olarak doğar doğar doğmaz genetik olarak davranışları kodlanmıştır. Mesela ördek hemen yüzer, başka bir hayvan yavrusu hemen doğduğu anda ayağa kalkar. Ama insan yavrusu öğrenmek üzere doğar. Bu nedenle insanoğlu her şeyi öğreniyor. Sosyal hayatı öğreniyor, hayattaki birçok kavramı, diğer insanlarla ilişkiyi öğreniyor. Her şeyi öğrenmeye meraklı bir beyinle doğuyor. Mahremiyet eğitiminin 0-6 yaş arasında verilmesi gerektiğini kaydeden Profesör Dr. Nevzat Tarhan şunları kaydetti: İnsanın öğrenme yolculuğunda ilk öğretmeni annesidir. Bu öğretmenler daha sonra babası, geniş ailesi ve daha sonra da arkadaşları oluyor. İlk mahremiyet hayatın ilk 6 yılında mutlaka doğru şekilde öğretilmesi gereken bir kavramdır. 0-6 yaş arasında çocuk mahremiyeti öğrenmezse ya da yanlış öğrenirse gelecekte pek çok riske karşı hazırlıksız yakalanma olasılığı ortaya çıkabilir. Günümüzde küresel olarak artan cinsel istismar, taciz ve şiddet gibi pek çok olumsuzluk var vardır. Bunların arka planına bakıldığında mahremiyet eğitiminin eksikliği göze çarpıyor. Özel alan duygusu gelişmemiş çocuklar enses vakaların kurbanı olabiliyor. Özellikle inses gibi bazı vakalarda depresyon ve travma yaşayan kurbanlarda çeşitli psikiyatrik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Özel alan ve mahremiyette bütün iş ailenin Özel alan ve mahremiyet konusunda özellikle aileye çok önemli görevler düşüyor. Burada bütün iş ailenin cinsel mahremiyet duygusunu, özel alan duygusunu çocuklara öğretmemesi büyük sorunlara yol açabilir. Özel alan kavramı tuvalet eğitiminden başlayarak yatak odalarının ayrılmasına kadar pek çok konuda olması gerekir. Çocukların anne ve babalarıyla aynı odada uyumaması, uygun olan yaşta odasının ayrılması gerekiyor. Çocuğun yaşına uygun olmayan durumlara şahit olması ilerleyen dönemlerde çeşitli davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Duygularını ifade etme becerisi gelişmeyen, soyut kavramları öğrenmemiş çocukta uyum sorunları ortaya çıkabilir. Mahremiyet eğitimi ise çok geniş bir alandır. Çocuğun özel hayatının farkına varması gerekir. Özel alanını koruması demektir. Diğer insanların da onun özeline saygı duyması demektir. Çocuğun kendi ve çevresi arasında özel sınırlarını koruyabilmesi demektir. Sosyal hayatın içinde özel hayatını korumasını öğrenmesi önemlidir. Tanımadığı biri ona çikolata uzattığı zaman ona hemen inanıp etkisinde kalmaması da özel alan kavramıyla ilgilidir çocuğun bu kavramın anlamını benim özel ananım özel dünyamla ilgili diye anlamlandırması gerekir. Bu aslında çocuğun duygularını yönetmede önemli bir şeydir. Kendine zorla bir şey yaptırmak isteyene hayır diyebilme becerisi olması lazımdır. Mahremiyet eğitiminde korkutarak değil, güvenli davranışların öğretilmesi gerektiğini ifade eden Profesör Dr. Nevzat Tarhan şu yarılarda bulundu. Çocuğa bazı bilgileri verirken onu korkutmamak gerekiyor. Çocuğu korkutmak hayatın ilerleyen dönemlerinde vajinusmus gibi cinsel sorunların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Çocuğa giyinirken kimsenin görmemesi gerektiği öğretilmelidir. Çocuğa bedenine izni dışında kimsenin dokunmayacağını öğretmenin de önemli olduğuna işaret eden Profesör Dr. Nevzat Tarhan şu bilgileri verdi. Burada çok önemli iç çamaşır kuralı var çocuğa mahremiyet öğretirken vücudunda iç çamaşırının olduğu alana sen izin vermeden hiç kimse dokunmamalı. Ben bile izin almadan dokunmamalıyım. Gerekirse sadece doktor dokunabilir, o da senden izin alarak dokunabilir şeklinde konuşulmalıdır. Çocuğa giyinirken kimsenin görmeyeceği bir alanda olması gerektiği de öğretilmelidir. Bunu öğretmediğiniz zaman çocukta özel alan algısı oluşmuyor oluşmadığı zaman da herhangi bir yanlış davranışa açık olabiliyor ya da kötü davranışa ve istismara açık hale gelebiliyor. Tuvalet ve banyo kapısı kapalı olmalıdır. Tuvalet, banyo gibi evin bazı alanlarının da özel olduğu anlatılmalıdır. Çocuğun odası ayrılmalıdır. Özellikle 4 yaşından sonra odasına giderken kapısı çalınmalıdır. Tuvalete ve banyoya girerken kapının kapatılması gerektiği anlatılmalıdır tuvalet ve banyoda biri varken mutlaka kapıya vurulması gerektiği anlatılmalı ve öğretilmelidir. Çocuğun 4 yaşından itibaren tuvaleti kendi başına kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. 4 yaşından itibaren banyo yaparken iç çamaşırıyla beraber banyo yaptırılmalı, iç çamaşırını da kendisinin değiştirmesine fırsat verilmelidir. Anne ve babası bunları sadece anlatarak değil, yaparak çocuğa örnek olmalıdır. Bu konuda örnek olmak saatlerce konferans vermekten çok daha fazla yeticidir. Çocuğun çekmecesine ya da çantasına izin alarak bakılırsa, çocuk da kendi özeliyle başkalarının özeli arasındaki sınırları öğrenmiş olur. Evdeki tutum ve davranışlar da mahremiyeti öğrenmede etkilidir. Anne babanın evde giydiği kıyafet bile önemlidir. Evde iç çamaşırı ya da plaj kıyafetiyle dolaşılıyorsa, o çocuğa mahremiyeti öğretmek zordur. İnsanın yatak odası kıyafeti ayrıdır. Yatak odası kıyafetiyle misafir odasına gidilmez, salona gidilmez, yabancıların yanına gidilmez. Mesela çocuğunun dudağını öpmek gibi davranışlar, çıplak bedenine dokunmak, cinsel içerikli sözlerin çocuğun yanında rahatça söylenmesi çocuğun mahremiyet algısını bozar. Cinsel bölgeler sevgi alanı olarak kullanılmamalıdır. Profesör Doktor Nevzat Tarhan çocuklara yapılan cinsel içerikli şakalarında gelişmelerine zarar vereceğini vurgulayarak şunları kaydetti. Bazı kültürlerde sünnet olan çocuğa göster amcalara deniyor. Böylece mahremiyet kavramı ortadan kaldırılıyor. Çocuğu severken cinsel bölgelerin sevgi alanı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguluyoruz. Çocuklarımızla konuşabilmeliyiz. Çocuk anne ve babasıyla korkmadan ihtiyacı olduğunda sorunlarını anlatabilmeyi öğrenmeli. Anne ve baba çocuğu korkutarak değil, onu güven ilişkisi içerisinde yönetmeyi öğrenmeli. Çocuğu sevgiyle büyütelim. Zaten sevgi olursa korku azalır, güven artar. Dijital teknoloji kullanımı sınırlandırılmalıdır. İçerisinde yaşadığımız dijital çağda çocuğun teknoloji kullanımının sınırlı olması gerektiğini kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu bilgileri paylaştı. Dijital çağdayız. Dünya dijitalleşme yaşıyor. 5 yaşına kadar anne ve baba gözetimi olmadan çocuklara teknolojik alet vermemek gerekiyor. Verildiğinde sınırların iyi çizilmesi gerekiyor. Çocuk her şeye kolay erişim sağlayabiliyor. 5 yaşından sonra anne ve baba gözetiminde çok sınırlı bir zaman diliminde kullandırılmalıdır. Sınırlama getirildiğinde çocuk dürtülerini kontrol etmeyi öğreniyor. Eğer bunu kazanamazsa çocuk para yönetimi de yapamaz, hayatını da yönetemez. Her türlü bağımlılığa maddeye açık hale gelir. Bağımlılığın arka planında ne var? Her şeyi kolay elde etmiş, has peşinde koşan, evin küçük prensi yahut prensesi olmuş, Çocuklar hazza doymuyorlar. Beyinde ödül yetmezliği sendromu oluyor. Ödül yetmezliği demek bağımlılık demektir. çocuğa duygularını yönetme becerisini küçük yaşta öğretmek gerekiyor.